Merhabalar sevgili arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar. 5. sınıf ikinci video ile karşınızdayız. 2. videomuzda birinci ünitenin geriye kalan bölümünü inceleyeceğiz. Bundan önceki videomuzda milliyetler, ülkeler, tanışmanın nasıl olduğu, selamlaşmalar üzerine konuşmuştuk ve bazı ders konularını işlemiştik. Yani e, fen dersi, beden dersi, müzik dersi onlar nelerdir? Onların sevmek, sevilmek gibi kelimeler ya da sevmediğimiz şeylerden nasıl bahsedeceğimizden bahsettik. Ondan sonra konuşma bittikten sonraki Nice to meet you bölümünden bahsetmiştik. Şimdi e, konuşmanın genelinde yani bir öğrenciyle herhangi bir okulda bir öğrenciyle karşılaştığımızda tanışırken ne tür sorular sorabiliriz? Bunları öğrenmeye başlayacağız. Haydi hep birlikte buradaki sorularımızı inceleyelim. Hangi soruları sorabiliriz arkadaşlar? Yeni bir arkadaşla tanıştık. Merhaba, senin adın ne? Bunları öğrendik. Yaşın kaç? Bunları öğrendik. Sonra iş, derslerle, okulla alakalı sorular sormaya başladı. What are your favorite classes? Birinci sorumuz. What are your favorite classes? Senin favori derslerin. Bakın class demek sınıf olmak sınıf anlamına geldiği gibi bir de ders demek. Senin favori derslerin neler? Where do you study Gina? Nerede okuyorsun? Study'nin okumak olduğunu söylemiştik. Where kelimesi de nerede demek. How many languages do you speak Max? Kaç adet, kaç tane, how many önemli bir soru tarzı. Kaç tane dil konuşuyorsun? Speak konuşmak demiştik. Kaç tane dil konuşuyorsun Max? Ve son olarak aynı soruyu bir daha sormuş şuradaki. Sorumuzun aynısı burada. Where do you study Helena? Nerede okuyorsun Helena diye sorularımızı sorduk. Bunlara verilecek cevaplar tabii ki de daha kolay meseleler ama soruyu oluşturmak daha zor bölüm birazcık daha. What are your favorite classes diye Çoğul soru sordu. Senin favori derslerin ne diye sordu. Çünkü çoğul olmuş. Şurada ES diye çoğulluk eki var. Eğer tek başına bir dersi soracak olsaydı What is your favorite class diyecekti. Bu arkadaşımız iki tane dersten bahsetmiş. I like science and social studies. Ben, özlemizi kullandık. Ben, fen dersini ve sosyal bilimler dersini seviyorum demiş. Bakın, İngilizce'de yavaş yavaş görmeye başlayacağımız bir şey. Kişi öznesini koyduktan sonra ister bu ad olur ister I, U, V, D olur. Özneden hemen sonra fiil geliyor. Özneden hemen sonra fiil geliyor. Ama Türkçe'de özneden sonra başka şeyler geliyor. Nesne geliyor. Mesela ben fen dersini seviyorum. Fen dersini seviyorum derken biz fiili nereye koyuyoruz arkadaşlar? Biz fiili cümlenin sonuna koyuyoruz. Ama İngilizce'de bu böyle olmuyor. İngilizce'de ikinci kelime oluyor. I like. Bakın sevmek like olarak yerini ikinci sırada aldı. Fen dersini nereye atıyorum? Cümlenin sonuna atıyorum. I like science. Evet ben fen dersini seviyorum. Bu şekilde ifade ediliyor İngilizce'de. Bütün cümlelerde bu böyle. Bakın study burada. Study var burada. I speak var burada. Görmüş olduğunuz üzere bütün fiiller özneden hemen sonra gelmiş. Özne neredeyse özneden hemen sonra aylardan sonra gelmiş. Sonraki sorumuza bakalım. Where do you study Gina? Nerede okuyorsun? I study. Ben okuyorum. Daha sonra bilgiye giriyor. Önce ben okuyorum diyor, daha sonra bilgiye giriyor. I study at Rome High School. Roma lisesinde okuyorum demiş. İkinci aynı soru tarzına girelim. Where do you study Helena? Helena sen nerede okuyorsun? I study at Athens Primary School. Athens ilkokulunda okuyorum. Okulları öğrenmiştik. Kindergarten, primary, secondary. Burada high school'u da ele aldık. Bakın high school, lise demekti. Primary de ilkokul. How many languages do you speak, Max? Max, sen kaç dil konuşuyorsun? Kaç dil konuşuyorsun? Speak var. O da diyor ki two. İki tane dil konuştuğunu söylüyor. I speak German and English. Almanca ve İngilizce konuşuyorum diyor. Bu soruların hepsini bir not alalım. Not aldıktan sonra üzerine çok çalışmak lazım arkadaşlar. Böyle sadece kitabın üstünden geçip gitmekle bu kelimeleri ya da bu yapıları öğrenmiş olamıyoruz. Sizin bunları ayrıca not alıp e, bayağı çalışmanız gerekiyor. Gelelim ID kartı soru sormaya gelmeye. Arkadaşlar bu ID kartın üzerinde isim, yaş, ülke, ulus, milliyet, dil, okul bilgisi ve favori dersler bilgisi var. Biz bunlara soru sormaya çalışalım. Bu kişiye sorular soracağız. Neyi soracağız? Adın ne? Yaşın kaç? Ülken neresi? Ulusun neresi? Dilin nedir? Ya da hangi dilleri konuşuyorsun? Okulun nerede okuyorsun? Favori derslerin neler? İşte bu soruları arkadaşlar beraber soracağız. Birinci soru. What is your name? Çünkü adı soracağız. What is your name? karşımızdaki bir insan olsun bu Cina denilen kişi. Biz direkt karşımızdaki kişiye daha yeni tanışacağız. Diyoruz ki what's your name? Yaşın kaç nasıl söyleyeceğiz? How old are you? Kaç yaşındasın ya da yaşın kaç? Bunları birazcık detaylı inceleyeceğiz. Ülkesi var. Ülkeyi nasıl olacağız? Nereli olduğunu? Where are you from? Where are you from diye sorumuzu sorduk. Milliyetini soracağız. What is your nationality? Senin milliyetin nedir? Bakın ne kelimesi direkt karşılıyor soruyu. Senin milliyetin nedir? Ee, İtalyan ve İngilizce konuştuğunu söylemiş. O halde biz soru olarak şunu sorabiliriz. How many language az önceki görmüş olduğumuz soru kitapta da var. Kaç tane dil do you speak? Kaç tane dil konuşuyorsun oluyor. Bu sorumuzu sorabilmiş olduk. Okulunun adını sormak istiyoruz ya da nerede okuduğunu sormak istiyoruz. O halde where do you study diyeceğiz. Nerede okuyorsun? Ve son olarak da What are, çoğul olduğu için, çünkü iki tane onun sevdiği ders var. What are your favorite classes? Bu şekilde favori dersini de sormuş olduk. Hem de çoğul bilgisini de classes diyerek ve arı kullanarak vermiş olduk. Şimdi başka bir kalem alarak bu bilgiler üzerinden bazı açıklamalarda bulunmak lazım. Arkadaşlar ilk kelimelere bir bakalım. What? How old? Where? Yine what? How many? Where? Ve yine what? Görmüş olduğunuz üzere bu kelimeler soruyu direkt oluşturan kelimeler. Ben bu kelimeleri cümleden alırsam cümlede vermek istediğim soru anlamını ifade edemem. Yani ne, nerede, ne zaman, kaç tane, nasıl e, gibi soruları bu kelimelerle verebiliyorum. What'ı buraya bir not alalım. What çünkü 3 defa kullanılmış. Very not alalım. How old not alalım. Başka kelime kaldı mı? Bir de how many var. Bu 4 tane kelimeyi buraya not alıyorum. Ayrıyeten üzerine konuşmak için. What, where, how old ve how many. What? Ne demek? Cümleye ne cevabın e, soruya ne anlamını katan kelime bu. What is your name? Senin adın ne? What is your nationality? Senin milliyetin ne? What are your favorite classes? Senin favori derslerin neler? Buradaki çoğulluk what'ta yok. Diğerlerinde var. Classes veyahut are'da var. Ama what'ta yok tabii ki. Ver'e geçecek olursak arkadaşlar ver kelimesi İlk başta öğretilirken bize hep nerede 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 diye öğretilmişti. Şimdi onda üç tane daha yani 1, iki üç tane anlamı olduğunu göstereceğiz. Nerede, nereye ve nere ya da neresi diyebiliriz. Neresi de olur. Neresi ya da nere. Mesela buradaki sorumuz neydi? Where are you from? Sen neredensin? Buradaki den from da vardı. ''Sen neredensin?'' ''Nere?'' kelimesini kullanmış olduk. ''Where do you study?'' ''Sen nerede okuyorsun?'' ''Nerede okuyorsun?'' Çünkü okumak bir yerde yapılır. Bir yerde yapıldığı için biz ''nereye'' diyemeyiz. ''Nerede'' dememiz lazım. Yani bu cümlelerin anlamlarını oluştururken aslında fiilin de nasıl bir fiil olduğunu, ne anlama geldiğini iyi bilmek lazım ki ona ''nerede'' mi, ''nereye'' mi, ''neresi'' mi, ''nere'' mi kelimelerin kullanacağını bilelim. How old? Ne kadar yaşlı? Ne kadar eski? Arkadaşlar old sadece insanlar için kullanılmıyor. Old aynı zamanda nesnelerin ne kadar eski olduklarını söylemek için de kullanılır. Mesela ben bu mouse'u diyelim geçen sene aldım. Ben diyorum ki this mouse is one year old. Bir yıllık. Bir yıl eskilikte. Bir yıllık yaşlılıkta. İnsanlardan bahsederken yaş deriz. Nesnelerden bahsederken eskilik ya da eski anlamına getirebiliriz. Ne kadar yaşlı? Zaten bir soru sorduk. How old are you diyerek sen ne kadar yaşlısın? How many de ne kadar adet olarak. Ne kadar kaç tane? Ne kadar aynı anlama geliyor? How many languages diyerek de ismi nitelemiş oluyoruz. Kaç tane dil ya da ne kadar dil konuşuyorsun? Bu kelimeler önemli kelimeler. Şimdi Cina'ya bu sorular soruldu. Peki bu Cina e, karşımızdaki kişi olarak buna nasıl cevap verecek? Onun cevaplarını da yazmaya başlayalım. Mesela Cina'ya biz sorduk. What is your name? O ne diyecek peki? İki şekilde söyleyebilir. Ben şu iki şekilde e, ok işaretleri çıkartarak buraya yapayım. Bir I am Cina diyebilir. Ben Cina'yım. Ya da My name is Cina diyebilir. Bu daha çok karşılaştığımız bir cevap tarzı değil mi? My name is Cina. Benim adım Cina. Çünkü soruda ne demiş? Senin adın ne demiş? Üstteki cevap olur mu? Kesinlikle olur. Doğrudur. Alttaki cevap olur mu? Kesinlikle olur. Doğrudur. Daha da yaygındır. Where are you from? Neredensin? Nerelisin? Demiştik. Ee, arkadaşımızın ülkesi neydi? İtalya. O halde ne diyecek? I am from... Italy. Bu cevapları da yazabilirsiniz defterinize ki soruyla cevap nasıl birbiriyle uyuşuyor onu da görebilmek için. How old are you diye sorduk arkadaşımıza. O da bize ne diyecek? I am 14 years old. Ben 14 yaşındayım. 14 yaşındayım diyecek. What's your nationality dediğimizde o da diyecek ki I am Italian. Senin milliyetin ne dedik? O da diyecek ki ben İtalyanım. Kaç tane dil konuşuyorsun? Cevap olarak to diyecek. Sonra ben şu dilleri konuşuyorum diyecek. I speak Italian. Çünkü İtalyanım ben zaten. And English. Ve İngilizce konuşuyorum. Where do you study diye sorduğumuzda, nerede okuyorsun diye sorduğumuzda o da diyecek ki I study at Rome High School. Yani ben Roma Lisesi'nde okuyorum. D anlamını veren şey et arkadaşlar. Roma Lisesi'nde okuyorum. What are your favorite classes? Senin favori derslerin neler diye sorduğumuzda Gina dediğimiz kişi şöyle cevap verecek. I like I like art and science. Bu birinci cevap tarzımız. Böyle diyebilirim. Senin favori derslerin neler? Ben resmi ve feni seviyorum. İkinci bir ihtimal daha var. O da şu. My favorite. Aynı I am Gina ve my name is Gina'daki fark gibi. Burada da my favorite lessons diye devam ettirebilirim. My favorite lessons ya da subjects classes da diyebilirim. Are art and science. Bu şekilde de cevap verebilirim arkadaşlar. Bunları lütfen not almayı ve üzerine çalışmayı unutmayınız. Sonraki bölüme geldik. Ee, az önce Cina'da biz soru sorduk. Cina bize cevap vermişti. Karşımızdaki kişi olarak I, I, I diye cevaplamıştı. Yani ben diyerek cevaplamıştı. Şimdi üçüncü bir kişi üzerine konuşuyoruz. Üçüncü bir kişinin bilgileri var elimizde. O kişiyle alakalı bilgi vereceğiz. Mesela bu kişinin adı neymiş? Larry Anderson'dır. Larry Anderson bizim şu an muhatabımız değil. Üçüncü bir kişi. Başka bir yerde şu an. Biz başka bir arkadaşımıza onu anlatıyoruz. Ha, bir arkadaş geldi ya hani okulumuza. Onun adı Larry. O şu yaşında. O şuralı onun milliyeti şu, o şu kadar dil konuşuyor gibi. Karşımızdaki kişiyi, karşımızdaki kişiyi anlatmıyoruz. Başka bir kişi anlatıyoruz karşımızdaki kişiye. Yani onun olmadığı bir yerde onun hakkında konuşuyoruz. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Az önce I, I, I diye cevaplamıştı kişi. Biz burada bakın ne diyoruz? This is Larry Anderson. Bu Larry Anderson. Kimliğini gösteriyoruz. Kişi karşımızda yok. Bu Larry Anderson. O Amerikandır. Amerikalıdır. He speaks Turkish and English. O Türkçe ve İngilizce konuşur. We like language class and PE. Kendimi de işin içine kattım. Ben de onun sevdiği dersleri seviyorum diyor. We kelimesi biz demekti. Biz dil dersini yani İngilizceyi ve beden eğitimi dersini seviyoruz. O gelincik ortaokulunda çalışır, okur. Çalışmak der, çalışmak demek de hatırlarsanız. Study, okul olarak da kullanılırsa okumak olarak kullanılıyor idi. Evet sevgili arkadaşlar, School Time Table diye ders programı listesi var. Sizlerden isteğimiz bir kağıda buna benzer ya da kitabınızda da var zaten bu. Kitabınızdaki bu tabloyu alıp bu tabloya derslerinizi yazmanız. Yani listeyi alacaksın, Pazartesi günü ilk iki saat İngilizce mesela. O zaman oraya ne diyorsun? Monday, first and second class. Oraya yazacaksın zaten. English, English. Adımı da yazacaksın. Mr. Verdi, Mr. Verdi. İkincisi matematik. Seçmeli matematik demiş. Sen direkt matematik yaz. Maths. Bir daha matematik var. Maths. Fen var. Science. Fen var. Science. Tur Türkçe var. Turkish. Derslerin böyle adını yazılsınız bu şekilde. Ki buradaki e, aktivitemizin amacı ortaya çıksın. İngilizce olarak bir e, ders programı hazırlayabilecek misiniz bakalım? Pratik zamanı var. Bu pratik zamanı tamamen aktivite üzerine. Kitabımızda pratik bölümleri var arkadaşlar. Şimdi mesela ne demiş? Kelimelerin, kelimeleri doğru kategorinin altına, under altına ya da altında demekti doğru kategorinin altına yaz demiş kelimeleri. Mesela ülkelere ülkeyi, uluslara ulusları yazacağız. Bunu nasıl yapacağız? Kitabımızdaki bölümde zaten fazlasıyla yer var. Ben sadece alt bölümü örnek olsun diye bir tanecik gösterdim, bir tik gösterdim. Geriye kalanları siz yapabilirsiniz. Ben ok işareti çıkartarak yapmaya çalışacağım. Mesela German'la devam edelim. Indian'lar zaten yazılmış. Indian ve İtalya yazılmış. German'a devam edelim. German ülke mi yoksa milliyeti mi? German. Germany. German. O halde German ulus gözüküyor arkadaşlar. Ben bunu böyle götürüyorum. Chinese. Çinli. Bu da milliyet. American. Bu da milliyet. Brazil. Ülke. Milliyet değil. Greek. Yunan. Greece değil. Greek, Yunan. O halde Yunan'ı da ben buraya yerleştirebilirim. Turkey, ülke. Ülke olduğu için buraya getiriyorum. Germany. Bakın az önce German milliyet demiştik. Germany şimdi ülke oldu. Germany. India bir ülke. Greece de bir ülke. Gelelim Brazilian'a. Brazilian arkadaşlar Brazil'ı ülke olarak kabul ettiysek Brazilian'ı ulus olarak yerine yerleştirebiliriz. The USA, Amerika bir ülke olduğu için onu da ülkeler bölümüne alıyorum. Turkish, zaten Turkey dedik ülke olarak. Turkish'i de biz ne olarak kabul ediyoruz? Milliyet olarak kabul ediyoruz. İtalyan'ı da milliyet olarak kabul ediyoruz. China bir ülke olduğu için China'yı da countries bölümüne yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pratiğimizi yapmış oluyoruz. Bu arada not Unutmadan notumuzu yazalım. Bahsetmiş olmamız lazımdı şimdi dek ama yine de ünitemiz bitmeden bahsetmiş olacağız. Milliyet ile dil aynıdır. Kelimeler olarak aynı. Mesela Türk milliyetine, Türkiye biz Turkish diyoruz, Türkçe'ye de Turkish diyoruz. Yani hem milliyet hem dil. Mesela German hem milliyet hem Almanca dili. Chinese hem milliyet hem Çince dili. American hem milliyet hem de Amerikan dili yani İngilizce. Sonraki alıştırmamıza geçelim. Kendiniz hakkında soruları cevaplayın demiş. Burası tamamen sizi ilgilendiren bölüm. Burayı zaten siz yaparsınız kitapta. O yüzden diğer şeye geçelim alıştırmaya. Burada arkadaşlar ID kartı yani kimlik kartı verilmiş olan bir öğrencimiz var. Umari Hakimi isimli bir öğrenci. Bu öğrenci ile alakalı cümleler yazmanızı istiyoruz. Cümleler nasıl başlayacak biliyor musunuz? A ile başlamayacak. He ile başlayacak. This is Umari Hakimi mesela. Bir tane örnek cümle yazayım. Gerisini siz getirirsiniz. He is 11 years old. Evet bu şekilde ne kadar bilgisi varsa onu buraya yerleştirin. Yazın. Yazdıktan sonra da mutlaka bana onları WhatsApp üzerinden gönderin ki doğru mu yanlış mı ya da YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz. Resmini çekip bir şekilde gönderebilirsiniz. Bakalım arkadaşlar. Ekstra alıştırmalara bakalım. Uluslar ya da ülkeler ile boşlukları doldur. Ardından bu kelimeler ile crossword puzzle'ı tamamla demiş. O Almanya'dandır. O halde o nedir? O Almandır değil mi? He is German. Bir tane daha yapayım. Gerisini siz kitabınıza yapın. She is from Greece. O Yunanistan'dandır. O halde o nedir? Yunan'dır. Yani Greek'tir. Geriye kalan arkadaşlar size bırakıyorum. Bunlar çok basit ve zevkli alıştırmalar. Altıncı alıştırmamıza geçelim. Cevaplar ile soruları eşleştir demiş. Merhaba, ben Ted. Senin adın ne? O zaman ad olan bir şey bulacağız. I am Gina mesela. 1'e D yazacağım. What are your favorite classes? Senin favori derslerin neler? Ders bulacağım arkadaşlar burada. Bakın matematik ve müzik derslerini sevdiğini söylemiş B'deki kişi. O halde bunu da sağlayabiliriz. Geriye kalanı siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bölüm. Evet. Bitti arkadaşlar. Birinci ünitemiz Hello ünitesi bitti. Tekrar yapmaya başlayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar. Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız çok ama çok tekrar etmelisiniz, çok ama çok kafa yormalısınız ve vakit ayırmalısınız. Öyle aniden bilginin size gelip yerleşeceğini bir anda zeka belirtisi göstererek "Aa ben bu dersi yapıyorum" diyeceğinizi düşünmeyin. Vakit geçirmeniz lazım, çok fazla emek sarf etmeniz lazım. Görüşmek üzere. Emek verdiğiniz kadar başarılı olacağınıza emin olun.